Feydoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Kayahan Demirak ve Selim Kuntel ile Ak Yatırım analistleriyle beraberiz. Epeyce sektör konuşacağız. Biraz iletişimden bahsedeceğiz. Şişe haberini değerlendireceğiz. Koza altın, perakendeleri, gıda perakendelerini konuşmaya çalışacağız. Biraz kur borsa ilişkisine değiniriz diye düşünüyorum. Enerjileri Selim'le beraber konuşacağız. Otomotivlerde hareket var. Havacılık hakeza öyle. Biraz bunlara, biraz da Petkim Tüpraş. Acaba rallinin sonuna gelindi mi, gelinmedi mi? Biraz bunları değerlendireceğiz. Konu çok tabii, bir yandan enflasyon, bir yandan kur. Bazı şirketlere iyi yansıyor, bazılarına kötü. Fakat genel olarak borsada da olumlu bir hava var. Nereye gider, neler biter? Bunlardan bahsedeceğiz. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki kolaylıkla önünüze düşsün. Şöyle bakıyorum, önden gelen sorular var mı diye. Gıda perakendisi deyince market tarafından BİM'den gelmiş. BİM'de en son Bertuğ'la konuşmuştuk. Analisti Bertu, o perakendeleri beğenmeye devam ettiğini, BİM'in çok ucuz olduğunu, birazcık daha orta vadeli düşünülmesi gerektiğini söylemişti. Onu anlatayım. Şimdi ilk soru Otokar Froto olmuş, Ford Otomotiv. Selim, istersen senle başlayalım. Ford tarafından başlayalım, biraz da otomotiv konuşalım. Otokar zaten savunmaya giriyor. Bu arada onu geçen hafta anlatmıştı, dinleyebilirsiniz. O da beğendiğini söylemişti. Biz Ford Otomotiv ve otomotiv hisseleriyle genel olarak başlayalım. Abi teşekkürler Gökhan. Herkese merhaba diyeyim öncelikle. Şimdi otomotiv sektörü biliyorsunuz genel olarak özellikle borsada kote olan şirketlere baktığımız zaman işte Tofaş ve Ford özelinde bunlar ihracatçı şirketler. Ve şu anki kurun geldiği seviyeye baktığımız zaman bunlar ön plana çıkan hisseler olmaya da devam ediyor. Tofaş'ın yani Ford'la başlayalım soru geldiği için ilk önce ona öncelik vermiş olayım. Biliyorsunuz burada mikroçip krizinden etkilenen şirketlerden bir tanesiydi. Üretimi işte durdurmak zorunda kalmışlardı ikinci çeyrek içerisinde. Ekim sonunda da bir duruş yapmak zorunda kaldılar ve o duruşla beraber bu seneki üretim tahminlerini yaklaşık olarak 18 bin adet düşürmek zorunda kalmışlardı. Ama bundan hep ne diyorduk? Bu sene yani talep olmadığı için üretimin kesilmesi değil bu. Talep var ama üretim yapılamıyor. Buradan kaynaklandığı için bu kayan kısmın gelecek sene yani 2022'ye bir yüksek baz oluşturduğundan bahsetmiştik. Yani orayı destekleyecek diye. O yüzden şirketin aslında yani böyle kayan bir şekilde baktığımız zaman 12 aylık şeyinde çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ben o yüzden Ford'u beğenmeye devam ediyorum. Bizim biliyorsunuz model portföyümüzde de var. Oldukça defansif, sağlam bir şirket. Ürünlerine olan talep de artmaya devam ediyor. Aynı zamanda %50 kapasite artışı olacak yaklaşık olarak önümüzdeki 3 sene içerisinde. O yüzden burada güzel bir hikaye var. Tofaş tarafına baktığımız zaman Tofaş'ı da yayınlarda hep bahsediyordum. Yani bu iki otomotiv şirketi de aslında portföylerde bulunabilir diye. Tofaş'ta beklentiler var. Henüz o beklentilerin ne olduğu açıklanmadı. O yüzden piyasa böyle tabii bu tarz şeyleri de sever biliyorsun Gökhan. Hani beklenti oluşsun ama altında tam olarak ne yapılacağı belli değil şu anda. Ama yani şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle yakın zamanda burada yeni modeller ve işte şu anda mesela piyasada konuşulan şey nedir? Biraz kapasitenin artışı, yeni modellerin eklenmesi, hatta işte Doblo çıkacak, başka araçlar girecek diye de konuşuluyor piyasada. Tabii ne kadar gerçek bilmiyorum. Henüz yani şirketle ilgili böyle bir resmi bir açıklaması olmadı. Bu tabii beklenti hisseyi de yukarı çekti bayağı. Burada başka şeyler de konuşuluyor artık orada hani şeye de girmeyeyim daha fazla. Ama sonuçta yani Tofaş'ta yeni modeli bu Egea'nın crossover'ı çok tutmuştu. Stellantis'in de ben burayı çok ciddi bir şekilde bir üretim üssü olarak daha fazla kullanmak isteyeceğinden eminim çünkü grup bünyesinde çok ciddi maliyet avantajları olan çok verimli bir fabrika Tofaş. O yüzden yeni modeller de gelecektir. Kapasite kullanım oranı da yukarı gelecektir. Yani burada olumlu haber akışında beklemek lazım diye söyleyebilirim. Peki, BİM'e başta değinmiştim. Geçen hafta özellikle dinlerseniz orada Bertu anlatıyordu. TÜİK Froto'yu kaçırdık demiş Mehmetcan Bey, ama çok azıcık geri sararsanız zaten orada var. Dinleyebilirsiniz, hemen yayının başında konuştuk. Otomotivi böylece konuşmuş olduk.
Ben şimdi Kayahan'a döneceğim. Herhalde sıcak haberlerden başlasak iyi olur. Büyük haberdi. Şişe'nin Amerika operasyonu Ciner'le beraber. Nasıl yorumluyorsun Kayahan? Şişe'nin hem ihracat potansiyeli de var. Yani içinde bulunduğumuz ortamı düşündüğümüzde yüksek enflasyon, ihracatçı şirketleri zaten siz araştırma olarak da tercih ediyorsunuz. Hem haberin etkisi hem de Şişe yani şirket olarak bir genel görünüm senden dinleyelim. Teşekkürler Gökhan. Evet, bu Amerika'daki yatırımı vardı zaten aslında Şişe Cam'ın. Onun büyüklüğünü arttırmış oldu. Açıkçası habere doğru giderken de piyasanın bir miktar fiyatlamış olduğunu düşünüyorum bunu. Tabii o zaman yine bir kur şoku yaşadık. Bu da bir nebze de dolar aset. Yani ne dolar varlık, yani ne kadarı kur artışından, ne kadarı haber beklentisinden geldi bilmiyorum ama Şişe Cam, yani 900 liradan bakıyorum şu an, 12 liralara çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi haberi çok kısa özetlemek gerekirse, aslında çok uzun 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 da yazdım ama yani burada çok özet geçmeye çalışacağım. Yani zamanını almak istemiyorum tek bir şirketle. Ya burada var olan bir yatırımında %10 ek pay aldı. Onun yan parselinde bir tane daha Ciner grubundan şirket aldı. Toplamda bu yatırımda %60 paya sahip oldu. Bu yatırım ne yapacak? 5 milyon tonluk soda külü üretecek. 4 milyar dolar yatırımla. Bu da 2026'da devreye girecek. 2027-2028'de tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Bir de Ciner'in Amerika'da var olan bir soda işi vardı. Onu da satın aldı 300 milyon dolarla. Onun daha doğrusu %60'ını satın aldı. Orada bir 2,5 milyon ton kapasite var. Yani dolayısıyla böyle baktığınız zaman 7,5 milyon tonluk bir soda külü kapasitesine onun kontrolünü ele geçirecek 2026'da Şişecam. Şu anki şeyin 4 katı, 2,5 milyon tonu var. Ya dolayısıyla bu yatırımların hepsi devreye girdiği zaman en büyük oyunculardan bir tanesi olacak Şişe Cam sektörde ve bu şirkete ciddi anlamda bir fiyatlama gücü ve müşteri erişimi getirecek. Yani şimdi değerleme tarafına bakarsak varlığın çok ucuz alındığını düşünmüyorum. Hani birazcık rakamlar orada depressed, 2021 marjları tarihi ortalamaların altında ama çarpan yüksek bir yere denk geliyor. Hani bunu normalize etsek de yine 11 EBITDA çarpanıyla alınmış. Ama büyük resme baktığımız zaman Şişe Cam için olumlu. Bu işte bittiği zaman yani %75'i falan şirketin EBITDA'sının artık dışarıdan geliyor olacak. Onun dışında ben çok böyle muhafazakar yaklaşımla diyeyim bu Amerika yatırımının toplamı için 600-700 milyon dolar bir değerleme hesaplıyorum ama dediğim gibi şirketin öngörülerinin hem fiyat artışı hem karlılık anlamında bayağı bir altında rakamlar alıyorum. Oradaki bir döngüsellik var. Hani burada 5. yılın sonunda döngünün nerede olacağını bilmiyorum. Bilmiyoruz ama soda külü piyasasındaki işte fiyatlamaya göre falan piyasanın o yatırımı değerlemesi değişecektir diye düşünüyorum. Diğer konuya gelirsek hani Şişe Cam %60 bunun üzerine çıktı şu an ihracat payı. Bir noktada dolar varlık olarak düşünülebilir. Ama iki tane bence kritik konu var burada. Bir tanesi şirketi tamamen Türkiye riskinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü düz cam işi burada hala çok karlı. EBITDA'sının aşağı yukarı %50'sini Türkiye'den yapıyor desek yanlış olmaz. Burada çok karlılığı yüksek düz camın ve hani birçok alanda monopoli konumunda şirket. Hani dolayısıyla 2018'deki gibi bir kur şokundan sonra burada bir yavaşlama vesaire görürsek Şişe Cam'ın özellikle döngüsel iş konunu düz camı bence etkileyecektir. Diğer konu da şeyi söylemek lazım. Selim belki enerjilerden bahsederken değinir. Sanki benim oradaki toplantılardan aldığım Türkiye'de doğalgaz maliyetleri uzun bir süre en azından 2022'de yüksek kalacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu da karlılık üzerinde baskı oluşturacak bir unsurdur diye özettiğim konuyu. Yani yatırımcı için sen buralardan hala daha tavsiye eder misin ya da nasıl görüyorsun yani yatırımcı gözüyle? Ya kurun ne olacağını bilmiyorum ama mevcut kurla ben birazcık daha beklerdim almak için. Bence bu karlılıkla alakalı baskılar, enerji fiyatı kaynaklı ve işte içerideki yavaşlama fiyatlanmaya başlayınca bir miktar aşağı gelebilir diye düşünüyorum. Yani Amerika çok prospektif, olumlu bir yatırım ama 5 sene vakit var devreye girmesine. Oranın da fiyatlaması görece yavaş olacaktır diye düşünüyorum. Peki tamam, bu önemliydi Kayhan. Çok teşekkürler. Birazdan yine sorularım olacak.
Epeyce soru var. Notlarıma bakıyorum. Ereğli, Kardemir, İstemir gibi sorular var. Bunları Bora geçen hafta çok detaylı anlattı ama ben çok kısaca geçmem gerekirse bunların epeyce ucuz olduğunu, hala da işlerin çok iyi olduğunu düşünüyor Bora. Onu da söyleyelim. Şimdi yine sorulardan bakıyorum. Tüpraş'ı herhalde konuşmak lazım Selim. Çünkü müthiş performans. Ben hatta hatırlatayım, sen birkaç ay önce 90 liralardayken ben bu yılın kağıdı olmasını bekliyorum demiştin. 160-170 liralara kadar, son fiyatını hatırlamıyorum, dayandı. Şimdi ben yavaş yavaş işte aracı kurumlardan işte soluklanma zamanı buraya kadar vesaire gibi raporlar görmeye başladım. Hani streak diyorlar ya ona Amerika'da, yani diğer analiz camiası. Sen ne düşünüyorsun? Tüpraş'a ilişkin ne düşünmek gerekir? Vallahi Gökhan doğru diyorsun. Yılın kağıdı olacak dedim ama olmadı aslında. Yani çok iyi performans göstermesine rağmen burada tabii Tofaş, Ereğli gibi hisseler çok daha güzel performans gösterdiler. İşte Aksa Enerji keza aynı şekilde. Ama tabii Tüpraş da bizim beklentilerimizi karşıladı. Burada hep işte söylüyorduk işte kurda eğer yardım ederse biraz daha burada yukarı potansiyel çıkar diye. Bizim ilk başta 135 lira hedef fiyatımız vardı. Tabii kurla beraber ve aynı zamanda ürün marjlarının da desteğiyle beraber biz hedef fiyatımızı 165 liraya çekmiştik yakın zamanda. Şimdi dün en son böyle 172 liralara kadar gelip sonra geri çekildi. Tabii bu geri çekilmenin sebebi biraz yine demin Tofaş'ta da bahsettiğim gibi piyasa içinin tam dolu olmadığı haber akışını seviyor. Yani bir beklenti oluşturulmasını seviyor. Bu stratejik dönüşüm planı işte dün açıklandı en son. Ama böyle bir plan açıklayacaklarını yani sadece bir başlık olarak açıklamışlardı. 24'ünde bir açıklama yapacağız diye. Tabii aslında biz aşağı yukarı tahmin ediyorduk. İşte şirketin karbon ayak izini ile uzun vadede düşürmeye yönelik projeler açıklanacaktır büyük ihtimalle diye. Ama tabii piyasa farklı yorumlar da yapıp biraz speküle edip yukarı çekmiş oldular hisseyi. Dünkü program bence uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğiyle alakalı çok önemli maddeler içeriyor. İşte burada bir aksiyon planı alınacak. Hem mevcut ünitelerle alakalı hem de yeni alanlarla alakalı. İşte biyoenerji olsun, sıfır atıklı, sıfır karbon elektrik üretimi olsun. İşte bunlar nedir? Rüzgar, güneş enerjisi ve yeşil hidrojen şeyleri olsun. Bunlar önemli projeler. Tabii baktığın zaman işte bizim yatırımcı ya da kısa vadeli yatırımcıyı mutlu eden şeyler değildi. Onlar biraz daha böyle işte Batman rafinerisini sattık, Ali Ağa'yı sattık tarzında daha şeyler bekliyorlardı herhalde. Yani kısa vadede hemen para kazanacak şeyler. Baktığın zaman Tüpraş'ın açıkladığı proje aslında şirketin gerçekten varoluşuyla alakalı. Çünkü önümüzdeki 10-15 sene içerisinde Avrupa bölgesinde özellikle karbon emisyonu çok ciddi bir şekilde azaltılacak. Tabii o zaman bu ürünler tüketilmeyecek demek. Yani açıklanan projelerin yatırım tutarıyla neredeyse fabrikleri birbirine eşit. Yani burada bir ekstra değer yok diye düşünebiliriz. Ama onu şöyle bakmak lazım. Eğer bu projeleri yapmasaydı şirketin aslında fabrikü aşağıya gelecekti. Yani çok hani hisseyi çok ilgilendiren bir şey değil ama yani şu anda uzun vadede o yüzden bir varoluş projesi bence Tüpraş için. Gayet de güzel bir proje açıkladılar. Ama şimdi gelelim hisse ne yapacak? Tabii ki biraz kâr realizasyonu buralardan bekliyorduk. Hani dün yaptığımız işte şeylerde de yatırımcı yönlendirmelerinde de genellikle bu seviyelerden biraz dinlenir diye söyledik piyasa tabiriyle. Ama ben uzun vadeli burada olumlu görüşümü koruyorum. Tüpraş'ı biraz bozabilecek şey dördüncü çeyrekte kur farkı zararı. Yani şu anki kur seviyesiyle çok ciddi kur farkı zararı yazacak olmaları. Ama diğer taraftan operasyonel olarak sonuçta döviz bazlı çalışan bir şirket olduğu için operasyonel olarak buradan faydalanıyor olacak karlılığı. Peki şimdi yakın bir sektör, istiyorsan azıcık da Petkim konuşalım mı? Orada sert hareketler olabiliyor. İstersen o günlük şeylerden sıyrırıp, yani bu hikayesi nedir? Petkim nasıl gidiyor? İşler nasıl? Kısa kısa böyle senin analiz gözüyle biraz onu konuşalım.
Tabii yani şimdi Petkim'de bir süredir hani bahsediyorduk. Şimdi çeyrek bir geçmişe gitmiş gibi olacağım ama ikinci çeyrek inanılmaz kuvvetli bir çeyrekti. Sonra üçüncü çeyrekte biz ürün marjlarının daraldığını gördük. Ama bu ürün marjları üçüncü çeyrekten sonra dördüncü çeyrek daha sert bir şekilde daralma gördüler. Ama bu bahsettiğimiz marj aslında manşet marj, işte headline marj diyelim. İşte biz nereye bakıyoruz? Petrokimya endeksi ile nafta fiyatı arasındaki ben makasa bakıyorum. O makas çok ciddi bir şekilde daraldı. Fakat şirket operasyonel olarak bunu görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü şu an navlun fiyatları çok yukarıda olduğu için bizim göremediğimiz o navlun fiyatı da karlılığa üstüne gelmiş oluyor. O yüzden dördüncü çeyreği de iyi geçiyor aslında şirketin şu anda. Orada sadece biraz normalleşme en ileriki dönemde olacaktır. İşte birinci artık dört değil ama birinci çeyrekten itibaren herhalde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Petkim'de yine kurla şey yapan, sonuçta döviz bazlı bir iş modeli var. Kur yukarı geldikçe ya da TL değer kaybettikçe diyelim maalesef, aslında bu tarz hisseler için olumlu, yani değeri TL karşılığı değeri artmış oluyor. O yüzden hani bu seviyelerde bence kur kaynaklı biraz daha devam edebilir diye tahmin ediyorum. Ama onun dışında operasyon olarak bence çok şey değil yani böyle cazip gözükmüyor şu anda. Peki, çok teşekkürler. Tüpraş anlamadım. Kalsın mı satalım mı demiş. Kadime Karaaslancan. İstersen çok kısa kalsın dediğini ben anlıyorum. Yani uzun vadeli performansı iyi ama kısa vadede pozisyon taşıyan biriyseniz buralarda bir miktar geri çekilme olabilir diyorsun sen analist bakışıyla. Yani bu tamamen yatırımcının yani vadesiyle alakalı olan bir şey. Kısa vadede biraz daha belki geri çekilme yine olabilir. Çünkü şu anda ürün marjları aslında mevsim normallerine de geliyor. Çok üzerine çıkmıştı zaten hisse senedinin en önemli performansından bir tanesi oydu. Şimdi orada normalleşme de oluyor. İşte piyasada son bir haftada işte sen de takip ediyorsun. Hepimiz şeyin içindeyiz. Böyle şey diyeyim, garip varlık fiyatlamaları oldu. Kurun bir anlık hareketleriyle beraber ve gerçekten bazı hisselerin hangisinin doğru değeri yansıttığını şu anda açıkçası görmek biraz zor. Bu piyasada tabii kur kaynaklı endeksi oluşturan birçok hisse kurdan olumlu etkileniyor yani şu anki seviyesinden. O yüzden hani kurda sakinleşme olursa biraz daha borsada da biraz baskı oluşabilir. Yani bu kısa vadeden bahsediyorum. O baskıyla beraber Tüpraş da tabii ki biraz geri çekilmeye devam edebilir diye tahmin ediyorum. Ama uzun vadede dediğim gibi ben 165 lira hedef fiyatımı koruyorum burada. Bence cevap oldu bu. Şimdi Turkcell sorusu var. Turkcell, Türk Telekom'la beraber konuşabiliriz Kayan ama genel olarak iletişim sektörünü istersen çok kısa bir anlatırsan dinamikleri şu an nasıl? Buradan da zaten herhalde şirketleri anlamış oluruz. Sonra da özel olarak sorum. Turkcell'de işte Rus ortağın bazı uyarıları oldu. Çok kısa belki bunu değerlendirip sonra bunun hisse üstüne bir etkisi olur mu olmaz mı ona bakılabilir. Teşekkürler Gökhan. Şimdi sektör dinamiklerini genel olarak hani son çeyrekle, üçüncü çeyrekle ilgili dinamikleri şöyle özetleyeyim. Mobil tarafta ciddi bir toparlanma var. Yani mobilitenin artmasıyla, turizmin açılmasıyla beraber abone sayılarında artış var. Turkcell'de bu tarafı çok dinamik götürüyor. Yani geçmişten farklı olarak sektörde pazar payı kazanan Turkcell son bir senede 2,5 milyon abone ekledi. Üçüncü çeyrekte Türk Telekom'da da toparlanma vardı. Yalnız hep söylediğim hikaye burada fiyatlama tarafı zayıf. Yani mevcut enflasyonist ortamı yansıtmıyor. Herhalde kurla biz ilk çeyrekte yani yapılan yorumlar üzerinden gidersek 25-30'lara falan geleceğiz bir noktaya enflasyonda. Şirketlerin abone başına gelir artışı 13-15 seviyelerinde. Hani daha çok abone artışıyla bu şeyi dengelemeye çalışıyorlar büyümeyi ama bu enflasyonist ortamda öyle bir abone artışı sağlamak mümkün değil. Ya burada fikir değiştirecekler. Burada en büyük oyuncudan başlayarak bir şekilde bunu fiyatlayacaklar.
Ya da reel büyüme burada gelmeyecek başka sektörlerin aksine. Ya burada reel büyümeye bir noktada ihtiyacı olmasının sebebi şirketlerin de şu hep söylüyorum. Yani hedgelemiş olsalar da uzun vadeli borcun tamamı döviz, ciddi bir yatırım yapıyorlar ve ciddi bir yatırım ihtiyacı var. Bunların hepsi döviz. Dolayısıyla dolar bazında sürekli düşen bir gelir ya şey abone başına gelirle siz yatırımınızı sürekli arttırıyorsanız bu uzun vadede değer yaratımını azaltıyor şirketlerin. Hani bu makro resimde veyahut da bu şirketlerin bu politikasıyla bu döngüden nasıl çıkarlar bilmiyorum. Hani dolayısıyla eğer amaç burada dolar bazında en azından geliri korumaksa kötü bir senaryoda telekomlar iyi bir tercih değil bence hala. Ucuzlar ama işte bu ekonomik döngüde dolar bazında daha da ucuzlamalar için alan oluyor. Turkcell özeline dönersek orada iyi bir performans gördük. Paysel'i bir stratejik ortak arıyorlar şu an. Yani orada da satış çarpanı olarak 6-30, EBITDA olarak 20-15 40 diyelim değişen çarpanlar var. Hani dolayısıyla Paysel'den iyi bir en azından gelir elde edebilirler. Ve de burada o işi büyütecek bir yatırımcı da arıyorlar. Bizim uzun zamandır katalist olarak beklediğimiz konulardan biriydi ama bu mevcut şartlar da orada birazcık daha stratejik ortak bulmayı zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde. Belki yani telekom özelinde de çok bir şey söyleyemeyeceğim. Aslında daha hani şirket O zaman özelindeki hızlandırıp ben sana hemen kozaltını sorayım Kayhan. Çünkü ciddi bir kozaltın lobisi oluşmuş durumda şu an kanalımızda. Ciddi kozaltın soruyorlar. Altın fiyatları biraz düşük. İşte TL varlıkları falan derken istersen sen onu yorumla. Orada aslında bir beyefendi şimdi yorumu arıyorum. Konuyu çok iyi yakalamış. Niye gitmiyor bu hisse? Çünkü bu şirketin yarısından fazlası elindeki nakitten oluşuyor ve bu nakdi TL'de tutuyorlar. TL mevduatta tutuyorlar. Biliyorsun Hakan Hoca da paylaşmıştı hani bu faiz indirimlere nasıl yansıdı piyasaya diye. Hani ilk olarak tak diye mevduat faizlerine yansıyor. Ne kadarsa mevduat bankalar düşürmüş durumda ama diğer işte kredi faizlerine falan yansıması görece düşük. Yani dolayısıyla hem varlığın yarısı TL döviz karşısında sürekli değer kaybediyor. Hem buradan nemalandıkları faiz düşüyor. Dolayısıyla hani döviz kazanan bir iş olsa da kur artışından etkilenmemesinin, olumlu etkilenmemesinin sebebi bu açıkçası. Ya benim orada hala iki tane gördüğüm önemli katalist var. Bir tanesi Molla Kara'daki yeni rezervlerin açıklanması. İki bu Karapınar'ın ÇED'inin çıkması. Ya bunlardan birinden biri realize olduğu zaman ben hissenin iyi performans göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Yani dolar bazında bu seviyelerde bence ucuz Kozal için. Peki, Kardemir sorusu var. Geriye dönüp kısa bir yorumladık. Geçen hafta çok daha uzun Bora yorumladı. Aselsan, Otokar yine gelen sorular arasında keza öyle. Sabancı Holding sormuşsunuz. Sabancı Holding grup şirketi olduğu için analistler yorumlayamıyorlar. Fakat Holding yorumu da geçen hafta epeyce uzun uzadıya Bora tarafından yapılmıştı. Koç Holding'i öne çıkarıyordu. İhracat potansiyelinden ötürü onu hatırlatabilirim. Gelen sorularda da vardı. Çok kısa böylece değinmiş olalım. Selim, havacılık konuşalım mı? Havacılıkta epeyce bir ralli oldu. Acaba yeter mi? Devam eder mi? Bir yandan Avrupa'da vakalar artıyor. Hepsini beraber sormuş olayım. Sen hangi hisseleri beğeniyorsun? Hangilerinden uzak durmak gerekir havacılık tarafında? Evet, havacılık şu anda herhalde tavsiye vermesi en zor sektörlerden bir tanesi. Senin dediğin gibi şu anda işte vaka sayıları Avrupa'da artıyor, bazı önlemler alınıyor. Bunları haberlerden takip ediyoruz. Şimdi bizim buradaki görüşümüz şuydu. Özellikle üçüncü çeyrek sonuçları çok iyi gelecek bu şirketlerin. Yolcu talebi de ya da yolcu sayıları da her geçen gün 2019'a göre toparlamaya devam ediyor. O yüzden bu olumlu ortam havacılık sektörü hisselerini olumlu etkiler diye söylüyorduk. Şimdi yine hani bugünün başına döneceğim. Beklenti gerçekleştikten sonra buralarda biraz baskı olabilir diye bahsediyorduk. Tabii kur yine burada önemli bir kriter. Şimdi bunlar yine döviz bazlı kazancı olan şirketler. O yüzden şu anki kur seviyesinden de operasyonel olarak da faydalanıyorlar. Çünkü
TL gelirleri TL giderlerinden daha az bu şirketlerin. Bu üçü için de geçerli. Öyle olduğu zaman kur değer kaybettiğinde, TL değer kaybettiğinde bu şirketlerin karlılıkları olumlu olarak etkileniyor. Şimdi COVID vakalarına geldiğimiz zaman aslında zaten dördüncü çeyrek ve birinci çeyrek havacılık için zayıf çeyrekler ve şu an için hani havacılık tarafına alınmış bir önlem yok. Tabii ki de bu işte algı bozulmuş oluyor. İşte haber akışları daha fazla negatif gelmeye başladığı zaman hisseler üzerinde baskı oluşabilir. Ben burada yine hani uzun zamandır söylediğim Pegasus'u daha çok beğenmeye devam ediyorum. Bunun sebebi de hem çarpanının daha düşük olması hem de yukarı potansiyelinin daha fazla olması. Ama bu demek değil ki Türk Hava Yolları'nın durumu kötü. Hayır, orada da biliyorsun hep bahsediyoruz. Kargo operasyonları özellikle şirketi çok ciddi bir şekilde katkısı oldu bu sene. Ve o kargo gelirleri, birim gelirleri yüksek seyretmeye devam ediyor. O yüzden büyük ihtimalle dördüncü çeyreğe de kuvvetli gelecektir Türk Hava Yolları'nın. Benim orada sadece tek şeyim, hep bahsettiğim, ben bir hisseyi alırken şu an mı en iyi dönemini yaşıyor yoksa önümüzdeki dönem mi daha iyi yaşıyor ayrımına bakarım. Pegasus'ta bu seneden daha iyi bir yıl olacağı belli 2022'nin. Başka bir şey çıkmadığı sürece diyelim. TAV'da da keza aynı şekilde. Ben o yüzden o ikisini tercih ederim Türk Hava Yolları'na. Peki, tamam. Bu bence önemliydi. Tamamlamadan şeyi de sorayım. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında epeyce bir mutabakat zaptı imzalandı. Çeşitli işte sektörler ve paralar telaffuz edildi ama tabii yatırımcılar da speküle etmek istiyorlar ya da varsa bir şey belki girmek istiyorlar. Analist gözüyle sence bir fırsat var mı? Yani değinilecek bir konu var mı sence? Yani oradaki sektörel bazlı bakmak lazım ona. Burada benim anladığım kadarıyla daha çok savunma sanayi, işte tarım tarafı daha çok etkileniyor gibi gözüküyor. Yani şu an detaylarını incelemedim açıkçası konuşulan konuların ama en azından dünden beri bu konu gündeme geldiğinden beri ön plana çıkan hisseler burada hep Aselsan, işte gübre fabrikaları, Hektaş gibi demin saydığım sektörlere giren şirketler oldu. Eğer hani bu yönde bir daha somut şeyler geçerse elimize daha kolay bir şey söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi ben bu sektörler daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor şu anda. Şu an tür spekülasyon var. Peki onu da söyledik. Düzeltme bekleniyor mu borsada diye sorulmuş. Yani borsa genelinde enflasyondan ötürü yani ciddi bir şu an ben düzeltme beklentisi görmüyorum. Ama tabii yani kurun hareketine bağlı olarak bazı problemler ortaya çıkabilir eğer ki hareket daha sürerse. Özellikle bankalar tarafındaki onu da Hakan'a zaten yorumlatırız. Tamamlamadan hızlı hızlı bir iki soru sorayım istiyorum. Gıda perakendeleri sorulmuş. Mesela Ülker, Kervan Gıda, Kayan, sence bir fırsat var mı? Öne çıkan bir tema var mı bu ikisinde? Mesela enflasyonu yenebilirler mi? Ne diyorsun? Enflasyonu yenerler. Yani Ülker'de çok bir tema görmüyorum. Hani kağıt üstünde ucuzladı gibi gözüküyor ama yaptıkları önem gıda satın alması. Hani bu kurla çok ciddi sıkıntılı bir konu oldu şirket için. Yani sıfır öz kaynak satın aldılar neredeyse. %7 dolar borçlu aldılar. Ciddi bir açık pozisyon yarattılar. Yani dolayısıyla bu en azından kur hareketinden şu negatif etkileneceğini düşünüyorum. Hani Kervan'la ilgili daha olumluyum. Şimdi Polonya işiyle de beraber %75 döviz kazanan bir şirket ve neredeyse halka arz fiyatına geldi dolar bazında. Şimdi şöyle bir konu var. Bunu dördüncü çeyrek bilançolarında göreceğiz. Dışarıya mal satıp stoklu çalışan bütün şirketlerin karlılığı patlayacak. Yani 8-9'dan stoğa koydukları malı 11-12'den satınca ya bunu direkt EBIT'te yedirecekler ya esas faaliyetlerden diğer gelir gider olarak gelir olarak daha doğrusu yazacaklar. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte çok iyi bir karlılık gelecek bu şirketlerde. Kervan da onlardan bir tanesi. Ben uzun vadeli de iyi görüyorum. Şuralar bence cazip seviyeler. Şimdi tamamlayacağız ama sormadan kapatmak istemedim. Çünkü enerjileri de soruyorlar Selim. Siz de bugünlerde enerji günleri düzenleyip yatırımcılarla enerji şirketlerini bir araya getiriyorsunuz. Mesela
Bir Galata Wind herhalde konuşulabilir ya da bilmiyorum, belki alakalı değinmek istedi ama kısa kısa ne olur? Ne görüyorsun? Nasıl etkileniyorlar bu ortamdan? Güzel bir noktaya değindin. Evet, enerji günleri düzenliyoruz. Burada bizim gördüğümüz kadarıyla tabii hem kur hem de Türkiye'nin BOTAŞ'ın doğalgazdaki alım maliyetlerinin artması nedeniyle doğalgaz tarafında zamların biraz daha devam etmesi bekleniyor. Bu da elektrik fiyatlarının biraz bir süre daha yüksek seviyelerde seyretmesi gerekliliğini ortaya çıkartıyor. O yüzden ben mesela yani Galata Bin'de baktığım zaman şu an araştırma kapsamında değil ama finansallarına baktığım zaman borçluluk seviyesi düşük. Yenilenebilir enerji ağır, yani zaten tamamen yenilenebilir enerjide. Ama oradaki kompozisyon da güneş ve rüzgarda olduğu için oldukça avantajlı bir pozisyonda olduğunu görüyorum. Güzel yatırım planları da var şirketin. Şu an yaklaşık 170 megawattlık bir kurulu gücü var. Oradan işte gelecek sene 220'ye kadar çıkması bekleniyor. Yani burada yani bu ileriye doğru baktığım zaman operasyonel karlılığı yükselecek gibi gözüküyor. Burada diğer şirkette Aksa Enerji var benim aslında bir süredir de bahsettiğim. Onda da yine hem bu spot piyasadaki elektrik fiyatlarının yüksek olmasından olumlu etkileniyorlar. Hem de Özbekistan'da bir projesi var. O devreye girecek. Gelecek sene o yüzden Fabök tarafında çok ciddi bir artış öngörüyorum ben. Bunlar dolar bazlı kontratlar. O yüzden hani bu enerji şirketleri bir süre daha gündemde olacak gibi gözüküyor. Alarko da yine aynı şekilde radarınızda olması gerekir diye söyleyebilirim. Yaklaşık 23-24 şirket konuşmaya çalıştık. Elden geldiğince bazıları eksik kaldı. Artık kusura bakmayın. Başka haftalarda başka şirketleri de konuşmaya çalışırız. Sağlıklı günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin.